vardı. Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün biz arkadaşımla mum çiçeği dikiyoruz. Daha önce dikmiştik mum çiçeklerimizi, ikimizin de tuttu. Saksısını değiştireceğiz. Ben saksısını değiştirmeyeceğim. Sadece içine oturtturdum. Aparat yaptım. Bu tele dolandıracağım mum çiçeğimi. Ama arkadaşım saksısını büyütüyor. Evet Şazicim, toprağını saksısını değiştirebilirsin. Saksıyı değiştireceğiz. Önce şu dikilmiş olan mum çiçeği hafif şöyle vuralım yanlarını. Çıkartalım. Nazikçe. Toprağını tamamen dağıtma istersen. Yok dağıtmayacağım. Çünkü öyle kalacak. Yeni toprak daha o. Şöyle hafif. Çok az bir şey fazla olur. Çok da ıslak için. Şöyle bir aparat yaptık. Yani arkadaşım illa o küçük de büyütmeyi düşünüyor. Ben büyük de düşündüğüm için büyüğe dikeceğim. Bu sene çiçek açmasa da olur. Önemli olan saksıyı o kadar emek ediyorsun. Saksı ama büyük olsun biraz. Saksı küçük olduğu zaman çiçek açıyor. Daha çabuk çiçek açar. Arkadaşlar siz benim gibi küçük saksıyı dikin. Çiçek açmasını istiyorsanız tabii ki. Hayır, benim gibi süsü güzel olsun istiyorsanız da büyük saksıya dikin. Evet. Şöyle ortaya da bir tane bir şey koyduk. Demir parçası koyduk. Şöyle bir tarafına doğru. Şöyle sardıracağız onu çünkü. Hafif bastıralım oynamasın gibi. Sonra etraflarını yine böyle toprağa doldura doldura. Arkadaşlar mum çiçeğinizi sabah güneşi gören gün boyu güneş görmesin, yaprakları yanar. Ama sabah güneşi birkaç saat gördüğü zaman gayet güzel olur. Bol ışık alan yere koyun. Evet. Ondan sonra nazik çiçek olduğu için kışın koruyun. Evet. Donuyor. Kışın üstüne bir şey örtün ya da alabileceğin, götürebileceğin bir yer varsa saksıyla birlikte kuytu bir yere koyun. Ama işte taşıması zor oluyor. O zaman üstüne böyle naylon, eski bir kullanmadığın kazan mazan varsa, çul çaputun, onlarla da kaplayabilirsiniz. Güzel oldu. Şimdi o şey teli de sardır onu. Şunun ucundan. Şimdi aslında sabahları daha güzel oluyor. Gevşek oldukları için. Şimdi biz şöyle bir sardıralım onu. Fıstık fıstık. Tamam yeter. Onun ucunda tamamdır. Şey küçük tokalar var ya. Onlardan tutturabilirsin şimdi daha sonra. Olabilir. Arkadaşlar şimdi bir tane de çelikten kestik. Çelikten kestiğim nereden? Orada. Saksının öbür tarafına çizdik. Senin saksını onu ayrı mı dikeceğiz? Ayrı dikebilirim ama şu küçük saksıya dikebilirim onu. Tamam. Arkadaşlar mum çiçekleri çok kolay tutan bir çiçek. Suya köklendirebilirsiniz. Gayet kolay kökleniyor. Ama suda köklendirmeseniz de direkt diktiğinizde gayet güzel köklenip tutmuyor. Bence suda kök bekletmesinler, çürüme yapıyor. Evet. Direkt toprağa dikerseniz direkt daha iyi olur. Güzel. Direkt toprakta daha güzel oluyor. Suda çürüyor. Hani tutmama ihtimali de var. Ama direkt toprakta gayet güzel. Evet. Şöyle iki yaprak şeklinde de dikebilirler. Böyle de dikebilirler. Aynen. Hani şöyle iki yaprağını da kıralım. Olmazsa öyle de gösterelim. Yani. Şu şekilde. Biraz derin dik istersen. Şuraya kadar dikeceğiz. Ona da bir sopa bulsaydık keşke. Hı? Ona da bir sopa bulsaydık. Şimdi bu böyle bir dursun. Onu diktik. Şöyle koyalım. Sağa sola kaçmasın. Bunu sonra sopa bulup yarışırız. Yaprakları da şu şekilde şunun dibine dikebiliriz. Arkadaşlar yapraktan da tutuyor. Biraz uzun sürüyor ama evet. Tutuyor. Sağlam oluyor. Kökten sağlam geliyor. Evet. Şu şekilde. İşte uzun sürüyor biraz. Çok uzun sürüyor bir şey o. Çabuk kökleniyor da filizlenmesi çok uzun. Çok ya, uzun sürüyor. Görünürse ben tikenine katlanır arkadaşım. Bu böyle acelemiz olacak. Yok diyorsun. Yani acelemiz yok. Aynen. Acelemiz yok. Vakti zamanı geldiğinde açar, tutar, aynen, güzelleşir. Bu kadar. Şimdi can suyunu da verelim. Can suyunu vereyim. Ben su getirdim buraya. Şöyle. Etrafına. Bunu da. Tamamdır. Benim çiçeğimde sular mısın şimdi? Sulayayım. Arkadaşlar benim 2 ay oldu galiba ben dikeli. Gayet güzel tuttu. Ve
filiz çıkardı, uzamaya başladı çiçeğim. Evet arkadaşlar, mum çiçeklerimizi diktik. Gayet güzel oldular. Buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız, abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın. Dostça kalın. Bay bay.